Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar. Atakan'la Konuşa Konuşa programımızın ilk bölümündeyiz. İlk bölümde konuğum Yüksel Murat Şener. Yüksel'cim hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk kardeşim. İyi kardeşim. Nasılsın? Hayırlı olsun mekanınız. Çok teşekkür ederim kardeşim. Bomba gözüküyor. Abi ışıklar, konsept, her şey ne çok diyorsun, net olmuş. Her şey güzel mi? Bence her şey çok güzel. Kanka bir video paylaştım, tamam mı? Mekanı çektim burayı. Dedim ki arkadaşlar mekan nasıl olmuş? Eklemek istediğiniz, çıkarmak istediğiniz bir yerler var mı falan? Bir tane arkadaş yorum yazmış. Abi her şey tam ama mütevazilik eksik. Niye dedim oğlum? Her yerde dedi senin fotoğrafın var abi ya. 4-5 dedim, tane abi. Her profilde, her bakışla. Her bakışta benim fotoğrafım var. Ama onun sebebi aslında şey değil. Yani ben kendimi çok egoluyum da, seviyorum da, işte ben olayım her yerde falan da, böyle bir şey değil tabii ki. Niye? Sonuçta burada 300-400 bin TL'lik bir yatırım var. Bu yatırımı yapan firma NutriKing firması. Bizim benim ana sponsorum. Kendisi kaliteli bir supplement firması. O firmanın da tişörtlerinin, ürünlerinin reklamını yapan tek manken benim. Adam da o ürünlerin gözükmesi için video esnasında onları koydu. Benim fotoğraflarımı koydu. Ne yapsın abi, yani insancık? Yani hani yapacak bir şey yok. Değil mi? Yani aslında sen değil. Tekstilin yani. Tekstil. Kıyafetin fotoğrafları. Tekstil ürünleri var. Aynen öyle kanka. Bir de Atakan'la Konuşa Konuşa yani. Tabii. Şimdi Atakan'la... Ali Mehmet. Olsa saçma. Aynen. Programı Atakan'la Konuşa Konuşa. Bence güzel olacak. YouTube'a güzel bir renk katacağız yine. Abi hayırlı tekrardan olsun. Böyle bomba gibi dönüyoruz inşallah sağlara. Onur da duydum. Siftah. Aynen. Siftah zaten seninle. İlk bölümümüzü patlatıyoruz. Yüksel Murat çok sevdiğimiz bir adam. Gerçekten. Teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Güzel sorularımız var sana. Arkadaşlarımız sorular sormuş. Soruları da geçtim. Benim çok merak ettiğim şeyler var. Ama sanırım daha önce senin bu tarz katıldığın bir podcast yok. Yok, bu tarz böyle bu tarz konsepti yok. Bir 5x5 podcast vardı, arkadaşlar da ilgileniyorsa bakabilirler. Orada sadece ses vardı sanırım. Sadece ses, aynen, audio olarak yaptığımız bir şeydi. O Spotify vesaireydi. Bu hani yeni modern podcast konseptinde yok. Yani evet, böyle evet, bölüm evet. Yapmadık. Aynen, hadi bakalım. Şimdi Yüksel Murat Şener'in hayatıyla başlayalım. Güzel bir video mu olsun şimdiden. Ne diyelim onlara? Öncelikle nasıl başladım spora? Vallahi dürüst olmak gerekirse ben kendimi bildim bileli öyle böyle fiziksel aktivite yapıyorum. Ya yani 5 yaşında ben yatar şınav çekerdim. Baba bak nasıl şınav çekiyorum diye aileme gösterirdim vesaire. Eskiden ilk başta benim dayım ilham verdi. Dayım asker. O İşte evinde barfix barı vardı, bir sürü sporla ilgilenirdi, dumbbellları vardı, ağırlık kaldırırdı falan. O zamanlar da hani iyi yapardı. Tabii hani şu an baksam aslında başlangıç seviye sporcusuymuş dayım. Ama o zaman böyle sen küçüksün, bakıyorsun oğlan böyle kocaman gözüküyor, barfix çekiyor, şey yapıyor. Bir süper kahraman şeyi de vardı her zaman küçüklüğünde, böyle bir hani sevdası, kaslı olmak vesaire, böyle hep istediğim bir şeydi. Küçüklüğümde de birçok sporla ilgilendim. İki kere lisanslı yüzme yaptım. Bundan bahsetmişimdir, illaki duyan olmuştur. İki kere lisanslı yüzme, biri çok küçük yaşımda oldu, biri lisede oldu. Lise 1'de, 1-2 gibi olması lazım. Yani sporla aslında öyle böyle yarışarak vesaire ilgilendim. Onun dışında hep bireysel sporlarla ilgilendim. Hani o da belki beni biraz vücut geliştirmeye itmiş olabilir. Hiçbir zaman basketbol, futbolda vesaire başarılı olmadım. Denemelerim olmadı değil. Ya ayağım o topa düzgün vuramadı abi. Hiçbir zaman. Hiçbir zaman o potayı düzgün bir şut, basket çekemedim. Dolayısıyla dedim ki bu işte benim tarağım yok. Yani hani takım sporu olmuyor. Ne yapabiliriz? İşte yüzme çok mantıklı bir spordu o zamanlar benim için. Onun dışında bir ilk kere lisede güreş deneyimi vesaire oldu. Ama hiçbirini böyle çok ileriye götüremedim. Lise 2'de oturdum. Ve dedim ki hani ben vücut geliştirme, fitness, ağırlık kaldırma, bu sporla uğraşacağım. Çünkü o zaman da hala yüzme yapıyordum ve ana amacım şuydu aslında. Hani daha iyi yüzebilirim kas geliştirirsem. Çünkü hep böyle zayıf bir çocuktum. Hani şu an belki öyle gözükmüyorumdur ama bunun da bir videosu var, bahsetmiştik böyle ufaklığımda. Yani lise 1'de falan 60 kilolarda falandım. Bildiğin hani zayıf sınıftaki herkes zargana. Böyle zargana, bildiğin zarganaydım, aynen öyle. Omuzları kısmen geniş bir zarganaydım, yüzüyordum çünkü. Ama onun dışında bir özelliğim yoktu. Ondan sonra başladım ağırlık çalışmaya. Bir yerden sonra çalışıyorum. Bir de İngilizcem büyük bir şans benim için o. O devlet okulundan özel okula geçiş yaptım lise döneminde. Orada benim İngilizceyi öğrenmem gerekiyordu çünkü devlet okulunda her zaman hani this is a pen, this is a pencil olarak kalmıştı. İngilizceyi bir yaz boyunca tek odam İngilizce öğrenmek oldu. Ailem de destekledi, bu İngilizceyi çözeceğiz. Yani bu işi yapmamız lazım. Yoksa bu okulda var, nasıl mezun olacaksın? Şu an var mı İngilizce? Var var.
Çok ünlü. Aynen. Tabii ki şöyle söyleyeyim, her türlü şeyi anlarım, her türlü mevzuyu da konuşurum ama tabii ki bir İngiliz gibi konuşamam. Yani o tarz bir aksanlı süper bir İngilizcem yok. Ama birçok bilimsel makaleyi vesaire derleyecek, hatta tez yazacak İngilizcem var. Benim İngilizcemde sözünü kesiyorum. Tam böyle kapalı çarşı İngilizcesi. Cem Yılmaz İngilizcesi var mı? Aynen. Kondumdan her şeyi sanıyorum abi. Tamam mı? Gelen bir şey değil. Ama başka bir şey yok. Süper. Hayat için oldukça yeterli aslında. Çok ilerisine gitmeye gerek yok. Bizimki... benimki biraz ileri oldu çünkü o yaz dedim ki ben hani ne yapacağım edeceğim, bu İngilizceyi öğreneceğim. Bunu şimdi şuna bağlayacağım. Benim en büyük avantajım, ben lise 2'den başlayarak, lise 2'nin başından başlayarak üniversiteye kadar bilimsel makale okudum. Yani hani benim yaşımda kimsenin yapmadığı bir şey çünkü o kadar takıntılıydım ki artık spor konusunda. Yani inanılmaz keyif alıyorum, sürekli gelişim görüyorum. Bir de genç çocuksun, yani onun dışında ne var hayata tutunabileceğin lisede? Yani en fazla serserilik en fazla serserilik yapabilirsin. Ben de dedim ki o zaman buranın üzerine gideceğim. İngilizcemin orada inanılmaz bir avantajı oldu. Çünkü bilgi birikimimin yarısını ben üniversiteye geçmeden tamamladım. Fitness konusunda, beslenme konusunda vesaire. Ondan sonra da dedim ki ne yapabilirim? Yani üniversite okuyacağım. Bir şekilde benim bunu sporla bir araya getirmem lazım. Çünkü hayatımın merkezinde olan şey bu. Spor, beslenme, sağlık. Bunun üzerine kurarsam hayatımı keyifli bir hayat yaşarım. Gidip bir anda mühendis olsam, bir şirkete girsem, yani benim için belki çok iyi para kazanacağım ama çöküş olacak. Çünkü hani tutkum yok, zevk almıyorum, keyif almıyorum. Ondan sonra üniversitede diyetisyenlik okumaya karar verdim. Aslında besyo da düşünüyordum ama dedim ki diyetisyenlik belki hani biraz daha, yarın bir gün bacağım kırılır, bir şey olur, bir sakatlık olur, bir yerimize bir şey olur, yine oturup ofisimizde işimizi yapabiliriz. Güzel. Bir yandan da hani beslenme kısmında daha az erkek sporcu olduğunu düşünüyordum ki hala bence öyle. Yeterince erkek sporcu diyetisyen yok. Yani birebir erkeklerin yaptığı spordan anlayan, vücut geliştirmeden anlayan diyetisyen çok az. Geri kalanının da ilgi alanına girmediği için o konuda çok fazla geliştirmeye kendilerini gayret sarf etmiyorlar. Keza oradaki müşteri, danışan sayısı, kitlesi daha düşük. Dolayısıyla ben de dedim ki buradan ilerleyebilirim. Diyetisyenliğe girdim ve birinci seneden sonra ikinci sınıfa geçtiğimde Ağır Sağlam'da çalışmaya başladık. O ara Furkan'la tanıştım. Bir tane nasıl tanıştınız? Bir tane video çekmiştik abi. Hala bulabilirler belki. O zamanlar Süleyman Arif Özben var. Benim o zamanlar gittiğim Mavi Kule'de böyle küçük bir salonun, spor salonunun antrenörü. O kendisine butik bir salon açmıştı. Onun da biraz muhabbeti var. Powerlifting yarışmalarına gidip geliyorlar. İlk powerlifting yarışmaları yapılıyor. Furkan'la oradan iletişimleri var. Ben de iyi arkadaşım. Tabii benden büyük ama hani abi hoca diyorum. Çok iyi bir arkadaşlığımız var. O dedi ki Furkanlar geliyor. Hani bir powerlifting videosu çekeceğiz. Sen de, ben de o zamanlar tabii kaç senedir antrenman yapıyorum. İşte 16'dan neredeyse 19-20'ye kadar antrenman yapıyorum ve düzenli yapıyorum. Ondan önce de hep spor geçmişim var. İyiyim, kendime de güveniyorum, bilgime falan. Evet. Tanışmak da istiyorum. Ağır Sağlam'ı hani izleyip o aralar daha ilk videolarını diyorum ne, tam benim yapmak istediğim mevzu bu abi falan. Hani şey de yapıyorum, çok da hoşuma gidiyor görmek onun ilerlediğini. Orada bir araya geldik. Orada hatta Ali abi vardı, Danimarkalı bir powerlifter gelmişti vesaire, Danimarka'daki bir Türk. Orada bir araya geldik, o gün konuştuk, Furkan bana işte blok yapacağız, şunu yapacağız falan dedi. Ben de kendi bildiklerimi anlattım, şey yaptım. Daha o gün metroya yürüyoruz, Furkan gidecek, daha yeni tanışmışız. Dedi ki numarayı, hani numaralarımızı verelim birbirimize, işte bundan sonra bir iki ay içerisinde birlikte çalışabiliriz. Çünkü benim bir blog yazarına ihtiyacım var. Hani hem yabancı dili olan, diğer makaleleri derleyebilecek, hem bu işi seven hem de bu işi birebir icra eden birine ihtiyacım var. Dedim neden olmasın. Herhalde 3 ay sonra biz oturduk, başladık o blogları yazmaya. Zaten hali hazırda Furkan antrenman rehberi yapmıştı vesaire. Beslenme rehberi olsun, definasyon rehberi olsun, bulk rehberi olsun. Hani bayağı olabilecek yeni başlayan için her türlü içeriği hazırlamaya başladık. 1-2 sene sırf onu yaptık. Yani ben hem okuyorum, çoğu insana önermeyeceğim bir şey. İkinci sınıftan beri aslında ben birebir çalıştım. Yani üniversite hayatım boyunca sürekli bu işi icra ettik. Dürüst olmak gerekirse mümkünse mezun olun. Öyle başlayın çalışmaya. Çünkü üniversitede olmuyorsun hiçbir zaman. Bir yerden sonra para kazanmaya başlayınca iyice uzaklaşmaya başlıyorsun üniversiteden ama bitirmen gerekiyor falan. Böyle uykusuz geceler bayağı. Hepimiz yaşadık o dönemleri. Ben de makine mühendisliği öğrencisiydim ilk yurtta başladığımda.
Spor çok seviyorduk ama o Covid'in boşluğuna geldi benim biraz daha. Hani öğrenciler okula gidiyor, uzaktan sınava giriyorlardı falan. Evet abi. O boşluğu ben çünkü değerlendirdiğimi düşünüyorum. İyi yapmışsın. O yüzden ben çok aşırı da aksatmadım. Zaten sınavlara bilgisayardan gidiyorduk ama ikisini bir arada normal zamanda standart öğrencilik hayatta devam eden birinin ilerletmesi ve götürebilmesi zor. Gerçekten. Zor. Güzel ya da üniversite bittiğinde tamamsın. Yani ne yapacağın belli, yol haritan belli, zaten üzerine inşa etmeye başlamışsın. Seninki çok güzel olmuş. Evet. İşte buradan genç arkadaşlarımıza da tavsiyede bulunalım. Hayallerinizin arkasından gidin ve ama körü körüne gitmeyin, donanımlı olun. Şimdi evet. Bu adam diyetisyenlik okurken aynı zamanda Ağır Sağlam kanalında sosyal medyada belli bir içerik üreticisiydi. Tabii. Sporla alakalı birçok binlerce makale okumuştu vesaire vesaire. Kendini çok iyi geliştirmişti. Evet. Diyetisyenliğin ekmeğini en iyi yiyen insan olabilir. Ona aday olabilir daha fazla. Şimdi ben makine mühendisliği okurken sporla alakalı bir şeyler yapmaya başladım. Şimdi ben de dediğin gibi o tarz bir dal okusaydım çok çok daha verimli olabilirdi benim hayatım. Tabii ki ama burada şu da önemli. Her zaman insanların hedefleriyle zamanlama, yaşları vesaire aynı anda uyuşmuyor. Ki böyle olmadığında da zorlamak çok anlamlı değil. Yani ben bunu okumuştum ama şimdi değişti diyelim tutkun. Ben bunu okudum, buradan girdim. Şimdi niye sıfırdan başlayayım diye düşünmek de doğru değil bence. Dediğin çok doğru. Hayallerin peşinden gidip sevdiğin şeyi yapman lazım. Ama burada yani zamanlamaya da çok takılmamak lazım. Yani günün sonunda sen 30 yaşında da tutkunu keşfedebilirsin ve 10 senede belki inanılmaz bir kariyer yaparsın, 40 yaşında da çok tatmin olursun hayatta. Yani o yüzden söylüyorum, herkese önerir miyim üniversitede çalışmalarını? Açıkçası önermem. Üniversitede de çünkü birçok sosyal hayatta vesaire yapabileceğin kazanım var. Hani işinden, kariyerinden ayrı. Ki benim bir sürü arkadaşım da üniversiteden sonra tutkularını keşfedip gayet başarılı da oldular. Ama dediğin gibi güzel yanı, önceden başlamanın güzel yanı ciddi bir bilgi birikime sahip oluyorsun. Evet. Ve hani daha sonra da üzerine koyup çok farklı yerlere gelebilme imkanı oluyor. Nerede kalmıştık? Şu an kayıt akıyor mu? Şu an kayıt akıyor mu? Akıyor. Tamam. Evet. Nerede kalmıştık? Benim tansiyonum böyle tavan yapmıştı, böyle aşağı düşmeye çalışıyor şu anda. Ya şurada abi. Otururken mikrofonun tuşuna basmışım, sesi benim almamış da şuradaki kameraların birinden veya senin abi. Mikrofondan onu kurtaracağız artık, tamam, yapacak bir şey yok. Abi çok normal şey, bizim bazen bir video işte 25 dakika yarım saat, 25 dakika yarım saat video, yani ne demek o, bir de laps videosu ise 1 saat konuşma. Konuşuyorsun, bir bakıyorsun ses yok. Ses yok. Yani birkaç kere geldi başıma, çok iyi anlıyorum. Şu an benim var ya, tansiyon seviyemi bir tansiyon alet olsa patlar yani, öyle söyleyeyim sana. Ama sorun değil. Zaten benim konuğum tatlı dilli güzel anlattığı için benim de çok şeyim çıkmadığı için orada bağırdıklarımı da bir yerden almıştır mikrofon. Yüksel, konsepti nasıl beğendin? Vallahi ben şu ana kadar ettiğimiz sohbetten çok keyif aldım. Süper. Ne gençlere de güzel tavsiyeler olur. De veriyoruz. Biliyorsun kitle biraz genç kitle, izleyen kitle. Evet, evet, evet. Mekan, ortam, öyle. Konsept sence nasıl? Bence gayet güzel abi. Kendimi de farkındaysan rahat hissediyorum bayağı. Evet, evet. Yani normalde illaki öyle böyle bir heyecanlanırsın kamera açılınca ama burada çok daha askeri düzeyde heyecanlandım. Hani sıcak ortamı hissediyorum. O ben. Benden. Hayır, senden değil, o benden. Konseptten değil, tabii, doğru. Konseptten konsept de güzel. Yani o da insana şey yapmıyor, hiç böyle rahatsız etmiyor. Işıklar güzel, yani çok evet. Net görünüyor. Kamerada da iyi çıkıyordur diye düşünüyorum. Kesinlikle güzel çıkıyordur ya. Cihazlar güzel. Bir de bizde şey, farkındaysan öyle bir plan program, önceden sana şunu çekeceğiz, şunu soracağım, aynen, aynen, şöyle süper. Bir şey konuşacaktık. Öyle bir hiçbir şey yok, öyle bir şey yok. 5 dakika geldin, muhabbet ettik, çay içtik, aynen. Hadi geçelim bir geçelim. Aynen. Bu olacak abi. O da farklı bir hissiyat yaratıyor. Çünkü ben mesela biz böyle video genelde çekmiyoruz. Yani işte ne yapıyoruz böyle improvize? İtman videosu çekiyoruz abi, salonda oluyor. Burada hani daha bir farklı bir hissiyatı var bunun. Bildiğin muhabbet ediyoruz. O da çok hoş. Evet evet. Normal iki kişi, iki arkadaş arasında edilen sohbet tamamıyla kameraya yansıyor. Bu da güzel, farklı bir teknik yani. Süper abi. Bizim için. Zaten podcast böyle yükseldi aslında. Samimiyetle yükseldi baktığında. Evet kesinlikle. Şimdi birkaç arkadaşımız sana sporla ilgili soru sormuş. Instagram hesabından. Aa, ben seninle ilgili bir hikaye atmıştım dün. Yüksel Murat Şener'e sorularınız var mı diye. Ali Çelik arkadaşımız demiş ki Atakan da Yüksel de dip kuruluğa ulaştıkları formu nasıl elde ettiler diye bir soru sormuş. Ben hiçbir zaman dip kuruluğa ulaşamadım bu arada. Yani o boğazından kaynaklı. Oralarda iyiydik, biraz karın kaslarımız gözüküyordu ama hiçbir zaman senin o kuruduğun şekilde kurumadım. Ve yüksek adeleli olmadım. Benim genelde diyetlerim şu şekilde oluyordu. 40 günde karın kası çıkaracağız. Kaç kiloyum? 100 kiloyum. 85'e challenge düşeceğim. Challenge tarzı. Challenge. 100 kilodan 85'e düşüyorum. Niye?
6 ay 1 sene diyet yapacak, göt yok affedersiniz. Anlatabiliyor muyum? Yani, yani. Bir 40 günde bir ince karıncası gözüküyor mu? 10 kilo kas gidiyor, 5 kilo yağ gidiyor. Tabii tabii tabii. Adele de kalmıyor, zargana bir tiple kamera karşısına ya, çıkıyor. Adele tabii kalıyor aslında da kas glikojeni çok çekiliyor. Bir de büyük ihtimalle antrenman performansı düşüşü yaşıyorsun. Hızlı kilo vermeye çalışıyorsun. Tabii kilolarım anında düşüyor. Aynen. Bunların farkındayım ama yine bilerek yapıyoruz işte. Abi yani aynen. Bu da bir seçim. Yani evet, şimdi seçim. Baktığında kim sana diyebilir? Ay çok yanlış yapıyorsun. 6 ay boyunca diyet yapacaktın. Yani bu sonuçta senin hayatında bir artısı yoksa kesinlikle. 6 ay diyet yapmanın. Niye 6 ay diyet yapasın yani? Tabii benim için normal zamanda gezip eğlenmek daha hayatımda arttı. Aynen. İşte mesela biz benim bana da sorduğu için arkadaş benim hani öyle bir hayatım olmadığı için dip kurulma makine gibi bir hayatımız olduğu için ben dürüst olmak gerekirse çok uzun diyet yapıyorum. Yani başka da bir yöntemini bu işin bulmadım. Daha kısa diyet yapabilirim. Daha kısa diyette belki kuruyabilirim ama dediğin gibi çok negatif etkisi var bunun. Gerek antrenman çok. Performansına, gerek iştahına, gerek hani o anki hayat kalitene daha hızlı bitiyor. Ama genelde sonuçlar da dediğin gibi o istenilen hem kuru hem iri hem böyle hani estetik patlak. Gözüken patlak gözüken vücut olmuyor. Onu sağlamanın yöntemi biraz ister istemez uzun süre makine gibi yaşamakta oluyor. Yani kesinlikle. Ne yazık ki arkadaşlar mesela öyle bir şey hayal ediyorlarsa hani böyle bir vücut yaptım. Müthiş. Sonsuza dek kalacak. Bir de onu götüreceğim gece kulüplerinde gezdireceğim falan. Hani öyle şey öyle bir şey yok abi. Öyle bir şey yok. Bir gün iki gün gezdirirsin, üçüncü güne gider o vücut. Çünkü yani onu tutabilmen için de ve sağlayabilmen için de iyi uyuman gerekiyor, iyi beslenmen gerekiyor. Yani her kesinlikle. Kısımda çok böyle dikkat etmen gerekiyor. Bu tabii demek değil ki tek derdim böyle sabah akşam yani sonuçta çalışıyoruz. Ben kesinlikle. Baktığında işime yarasa da şey üzerinden, kuruluğum üzerinden para kazanmıyorum. Beynimi çalıştırmam gerekiyor. Eğitmenlik yapıyorum mesela diyetisyenim. Dolayısıyla yani bir dengeleme var. Hayatı dengeliyorsun. Ama ben ne kadar uzatabilirsem o kadar daha rahat uzun vadede ve o kadar daha iyi sonuç aldığımı fark ettim. Kesinlikle öyle zaten. Aynen. Dolayısıyla ben mesela son yaptığım definasyonda 6 ay neredeyse tamamen definasyon yaptım. İşte olay bu zaten. Aynen ama böyle olunca da hiçbir zaman mesela 2500 kalorinin altına inmedim. Zaten oluyor şimdi kalori açığı yaratırken küçük bir kalori açığı yaratıp hı hı. ama aldığın kalorileri de temiz alırsan evet. uzun vadede çok güzel bir form çıkıyor. 2500 kesinlikle. Kalori alıyorsun ama bunu tatlıdan alıyorsan, şekerden alıyorsan olmuyor ama evet. 2500 kaloriyi temiz karbonhidratlardan, liflerden, yağlardan vesaire alıp güzel antrenman yaparsan 6 ayda 1 senede çok güzel formlar çok ortaya güzel çıkarıyor. Vücut çıkarıyorsun bir de doyuyorsun. Yani çünkü düşük kalori almıyorsun. Doğru besin tercihlerini yaparsan şey olmuyorsun günün sonunda. Ah ben bir doyabilsem benim gözüm doymuyor. Karnım doysa gözüm doymuyor. Doğrudur gerçi. Yani doğru tercihleri yaparsan ve yeterince vakte yayarsan negatif etkileri çok ciddi anlamda düşüyor. Onda kesinlikle onu söyleyebilirim. Arkadaşlar önerim o olur. Eğer amacı böyle bir hedefi varsa yani kendine belirlediği vakit neyse onu bir buçuk katına çıkarsın. Yani emin olsun daha fazla işine yarayacak, daha rahat edecek ve daha iyi bir sonuç alacak. Çok güzel. Şimdi bir soru daha var. İlaçlı mı sor abi. Kur'an getir el bassın. Bak üstüne bir de parantez açmış. Kur'an getir el bassın. Adam hani yeminlerin en büyüğünü istiyor. En büyüğünü istiyor aynen. Abi basabiliriz. İlaçlı değilim çünkü. Yani şu ana kadar hiç kullanmadım. Kullanmak istediğim küçükken özellikle böyle 18-19 yaşlarında hani şeyi düşünüyordum. Abi ben biraz birkaç sene daha yaparım bunu. Herhalde sonra kullanırım. Bu işe yani. Yani çünkü hep böyle onlara bakıyorsun ya o adamlara hani örnek olarak. Fakat biraz yaş aldıkça ve yani kariyerimde de ilerledikçe yani gerek hissetmediğimi kesinlikle fark ettim. Neden? Ya çünkü şeyi düşünüyorum ne olacak ben ilaç kullansam? Mesela belki bench press'im 50 kilo artabilir kullandığım doza şeye göre. Belki üzerime bir 10 kilo 20 kilo kas eklerim. Ama yani bu bana bireysel olarak ne tatminliği verecek? Şunu söyleyeceğim. Evet ilaçlar işe yarıyormuş. Biliyorum zaten işe yarayacağını. Yani dünya çapında da bir sporcu değilim. Yani birincil önceliğim eğitmenlik. Ki yani tabii hayatımda ama elinde sonunda bir yarış yapmak istiyorum vücut geliştirmede onu çok söyleyeyim. Çok güzel. Yani elinde sonunda bir tane bir yarış yapmak istiyorum. Natural de olsa patlatacağım diyorsun. Aynen natural çok gireceğim. Iyi, tamamen iyi. Natural gireceğim. Öyle hani belki düşük siklette bir başarım olabileceğini düşünüyorum. Çok yani güzel. Gidip de 90 kilo 100 kilo podyuma çıkamam. Ama mesela 80 kiloda ve benzer bir siklette hani kilo sikleti olan bir şekilde bir kategoride yarışırsam şansım olacağına inanıyorum. Çünkü uzun süredir yapıyorum. Kesinlikle. Ama ilaç yani hani o konuda hiç
oturup da 20 yaşından sonra ilaç kullanmayı düşünmedim bile. Arkadaşları da böyle bir şey bu aralar biraz hani rövaçta olduğunu görüyorum. Hani hem muhabbetlerinin hem kesinlikle bir imreniliyor, bir özeniliyor. Yani özenilecek kısmı yanlış seçtiklerini düşünüyorum. Yani idol aldıkları sporcuların sporculuklarına, disiplinlerine, atletliklerine, oralarına özenip geri kalan kısmın bir zorunlu bir kötülük olduğunu kabul etmeleri, yani o şekilde almaları gerektiğine inanıyorum. Çok iyi. O bu sporda bir zorunlu kötülük. Yani herkes ister ki bu olmasın. Kesinlikle. Yani, kimse bunu kullanmasa, herkes o düzeyde yarışsa herkes için daha iyi. Ama öyle bir şey yok. Ama öyle bir şey yok. Yani çünkü sonuçta neden bu bile, yani bu yarışmaların insanlara bir şekilde satılması, marketinginin yapılması lazım. Bunun için de ya kimse doğal 80 kilo vücut geliştiricinin orada poz vermesini, yani onu da isteyen var ama çok küçük bir kitle. Millet onu istemiyor. Millet ama oraya büyük bir bodybuilder. Yani orada böyle inanılmaz, yani gerçek üstü bir şey görmek istiyor. Dolayısıyla bu yüzden bu zorunlu kötülük var. Yani bu imrenilecek bir şey değil. Kesinlikle. Gencim, gayet güçlüyüm. Performansım iyi, ondan dolayı yakın vakitte de kullanmam yani. Çok iyi. Bir de şöyle bir şey var aslında. Bu vücut geliştirme bir süre sonra genç sporcunun, benim de dahil, hı hı, bütün sporcuların bir yerde bir psikolojisini bozuyor. Bir yerde bir onu, evet, imtihan ediyor. Neden biliyor musun? Evet. Şimdi belli bir seviyeye geliyorsun. Öyle veya böyle belli bir seviyeye geliyorsun. Ulan diyorsun, acaba mı be? Aynen aynen. Tabii tabii, kesinlikle. İşte ben diyorum ya, 19-20 yaşlarında onu düşünün. Bir de body vücut dismorfiyası yaratıyor. Hani kendini beğenmemek. Evet. Çünkü geliştikçe gelişesin geliyor yani. Hani o kas arttıkça daha da fazla. Ona da geleceğim. O konuyla alakalı, aynen, bir şey söyleyeceğim. Şimdi normal standart hiç hayatında spor yapmamış bir bireyin, 30 yaşında bir bireyin bakış açısına baktığında bir zargana bir manken fiziği çok iyi geliyor. Değil mi? Veya bir hanımefendi dışarıdan baktığında böyle zargana tipli bir çocuğun iki tane karengası olması çok iyi vücuda sahip diyor, değil mi? Aslında bu bakış açısından kaçmamamız lazım. Bu bakış açısını unutmamamız lazım. Aynada kendimize bakarak, o kolumuza, evet, bir vücudumuza bakarak, o hani 40 dedik 40 oldu, olmuyor. 38 istiyorduk. 40 oldu ama bu da olmuyor, yetmiyor falan triplerinden çıkıp ben çok iyiyim. Aynada baktığın zaman bu adam dünyanın en iyi adamı demek aslında lazım. Yani kesinlikle tatmin olmak lazım, anladın mı? Elindekilerin kıymetini bilmek lazım. Kesinlikle. Yani günün sonunda o zargana dediğin ve hani baklavası olan zargananın vücudu insanoğlunun, yani bütün insanlığın %90'ından iyi abi. Evet. Yani hani bu bir gerçek. Gerçek. O adamın oturup aynaya baktığında ya oğlum o 40 da olmadı bu kol diye üzülmesi aslında çok saçma. Yani saçma. Sen fiziksel olarak insanlığın %90'ını yenmişsin. Tabii. Yani hani daha ne istiyorsun? Daha ne istiyorsun? Aynen. Kesinlikle katılıyorum. Ama tabii ki bu işi cidden tutkulu yaptığında da tatmin olmak çok zor. Zor. Yani gurur duyarsın. Gurur duyman bence önemli. Ki yani yaptığın işten keyif alasın. Sürekli kendine işkence ediyorsan ne kadar yapabilirsin? Düşündürür yani. Hani ben, evet, sadece kendime işkence gibi görseydim bu mevzuyu ve sadece sonuç kovalasaydım 10 sene kesinlikle yapamazdım bu sporu. Yani evet, öyle bir şey yok. Yani çünkü öyle şeyler denedim. Yani mesela kendime eziyet ederek bir şeyler öğrenmek, örneğin enstrüman öğrenmek falan denedim. Abi kendi eziyet ediyorsan olmuyor. Olmuyor. İstediğin kadar dene. Dolayısıyla bir şekilde sevmen lazım, gurur duyman lazım başarılarından. Ama ne yazık ki tam anlamıyla tatmin olamıyorsun. Bu da hani işin bir gerçeği. Hatta hani belki de burada dediğin gibi bunu kabullenip, kendinle gurur duyup ve tam anlamıyla tatmin olmayacağını da belki de kabullenip bunun sürecin bir parçası olduğuna inanman lazım ki sağlıksız bir boyuta ulaşmasın. İşte bizi izleyen ve de Türkiye'nin mesela bu sporla uğraşan %80'i, %70'i natural sedanter insanlar. Evet. Bu insanlar, evet, evet, bunu kafasına koyarsa, aynen, çok daha verimli olacaklardır. Abi, evet. Sosyal hayatlarında da başarılı olurlar. Eğitim öğretim hayatlarında da başarılı olurlar. Her konuda daha aktif olurlar. Özgüvenleri de yüksek olur. Hı-hı. Ama diğer şeylere de ihtiyacı olmazlar. İç protein tozunu kardeşim. Anlatabiliyor muyum? Evet. Demek, yanlış mıyım? İç kreatinini onunla tatmin olmaya çalış. Onun etkisi sana %5, %10'dur. Ama o da keyifli yani. Ben sporumu yaptım, protein shake'imi çalkaladım, protein tozumu içiyorum. Yo, ben çok iyi anlıyorum ne demek istediğini. Yani orada normal bir insan, özellikle bir de orta yaşlıysa, artık belli bir yaşı da geçtiyse, ya onun oturup da bir profesyonel bodyciyi kendine feyz almaması gerekiyor. Aynen aynen öyle. Beni feyz alın abi. Ben bu adam olmak istiyorum demesi yani sadece hayal kırıklığı yaratacak. Yani ya da belki işte dediğimiz gibi daha kötü kırmızı çizgileri geçecek. Yani hayatını tepe taklak edecek. Kesinlikle. Boşu kesinlikle. Kesinlikle katılıyorum. O vücut dismorfiyası ben ciddi bir gerçek.
Çok da görüyorum yani şu ana kadar mesela bizim belki de 1000'den fazla öğrenci, belki de net 1000'den fazla öğrenci koçluk yaptık, koçluk hizmeti verdik. Evet. Yani görüyorum bazı gençlerde ciddi problem var ve bu da sürekli bir karar değişikliğine itiyor onları. Yani bir gün takip ettikleri insan çünkü hani inanılmaz kaslı, işte olimpiyada yarışan vesaire bir sporcuysa bir gün öyle olmak istiyor. Bir gün böyle işte kalistenik sporcusu görüyor vücut ağırlığıyla çalışıyor. Aa, bu sefer de böyle olmak istiyorum, bu sefer de şöyle olmak istiyorum. Yani bir oraya bir oraya atlıyor, ben şunu beğenmiyorum vücudumda vesaire derken bir bakıyorsun 6 ayın sonunda adam sürekli yeni rotalara girmiş, hiçbir yere varamamış. Kesinlikle. Yani burada dediğin gibi o nereye varmak istediğini bilmek de önemli ve yani çapını bilmek de önemli. Aynen öyle. Tamam. Tamam. Güzel soru. Güzel bir diğer soruya geçelim. Ya bizim işte bu şey sıkıntı kanka. Bakma burada biraz azalttık ama bizde de daha ne muhabbetler vardı sen. Tabii, tabii. Spor yaparken kafasında bir hedef var mıydı? Hmm. İlk spora başladığında. Evet. Yani kaslı olmak. Çok iyi. Küçükken işte iki tane falan ekşi menim vardı, 2-3 tane. Böyle çocukken. Abi bu adamlar gibi kaslı olmak istiyorum. Düşünsene yani göbekli da... süper kahraman var mı? Yok abi yani hiçbir zaman olmadı. Spider-Man değil mi? Aynen. Bakıyorsun onun kıyafeti hep böyle bir göğüsler, işte six pack'ler, işte omuzlar, var. Üçgenlik var. Batman'in kostümü bile. Hı-hı. Nasıl değil mi? Hep tabii. Öyle. Abi yani çünkü bu bir yandan gücü, kuvveti, sağlığı ve performansı simgeliyor o vücut. Ben hani hep o vücuda hani böyle action man fiziği buna sahip olmak istediğimi şey yaptım ve hani onu da başardığıma inanıyorum. Tabii canım Aquaman gibisin şimdi. Benzetiyor oluyor mu? Teşekkür ediyorum. Çok çok benzetiyorlar. Benzetiyorlar değil mi? Aquaman'e çok benzetiyorlar. Hatta en çok ona benzetiyorlar. Sırf o yüzden bile saçı kestim. Kanka kesme zaten saçı güzel. Yani, güzel teşekkür güzel. Maşallah teşekkür var kanka. Onu konuşmuştuk. 2024 son. Evet. İşte artık askerlik tarihi geliyor falan orada illaki bir kesilecek bir şey olacak. Bir de artık ben de bıktım. 5 senedir abi uzun saç. Yani cidden kadınlara büyük saygım var bu konuda sürekli uzun saçla yaşayan. Abi bak bitmiyor. Yani yıkıyor her gün yarım saat vakit harcıyorsun. Bir de antrenman yapıyorsun, terliyorsun. Bizim için daha zor. Çok ciddi bir zorluk. Tam da tatmin oldum ya. Hani evet. Öyle bir şeyim de oldu, imajım da oldu uzun saçlı falan yeter artık yani. Şimdi çok güzel olur öyle bir kesersin. Baştan biraz özlersin. Daha bir fark taze olur. Farklı bir tarzın olur. Baştan özlersin, sonra dersin bu rahatmış. Aynen. Sonra dersin birkaç sene ara verdikten sonra bir daha uzatayım falan. Değişik bir serüven olur senin. Kafamızdaki saçlar gitmezse o zaman. Abi bizimkiler gidiyor ama seninkiler gitmeyecek gibi duruyor. Yani eyvallah teşekkür ediyorum. Ama şu yanlar hafif son bir iki senedir açılıyor. Yani artık de belli ki evet. Yani ilerleyen sürede yavaş yavaş açılmaya bir devam edecek. Bir tane saç dökülmesiyle alakalı bir video çektim. 400 küsür bin izlendi tamam mı? Minoxidil'le falan o kadar çok saç dökülmesi yaşayan problemli insan var ki. Bende de var saç dökülmesi. Şuralarda yani, kenarlarda biraz var. Kenarlarda biraz var. Minoxidil denen bir ilaç kullanmıştım. Çok faydalı olmuştu da. Çok da bana belki binlerce soru gelmiş olabilir biliyor musun? Ben de bilmiyorum. Kullandım işte. Yan etkisini daha bir şey görmedim yan etkisini falan. Bu arada biraz bıraktım yine ufak bir açılma var. Bak bu arkadakilerde falan daha dolu saçlar. Vücudum da daha iyi orada. Abi evet, bunları kovalamak gerekecek bir yerden sonra. En azından Türkiye işte şey konusunda iyi, saç ekimi konusunda. O nokta oraya varırsa okeyiz yani. Şimdi orada da bir uyanıklık yapmam lazım benim saçı ektirirken. Çünkü ekimden sonra da bir 10 yıl, 20 yıl sonra saçlarda buralarda başlıyor yine ufak tefek. Şu ön açık kısma ektirmeyeceksin abi. Ona göre bir imaj yapacaksın. Arkaya daha dolu ektireceksin. Ve şurayı biraz üçgen gibi uzatıp arkadan bağlayacak gibi yapacaksın. Hem de buralara ekilen saçlar daha çok arkalara ekiliyor ya. Daha sık bir alan doğru oluşturuluyor. O yani zaman zaten gidecek diyorsun. Buralara sene zaten gidecek. Boşun diğer yeri oraya dokunma. Ona göre bir sistem yani. Yani onların da çok şeyleri falan var böyle bir sürü tedavisi var şu an. Evet. Kök hücre tedavisine kadar var Türkiye'de ama. Doğrudur. En temel kesin yöntemi saç ekimi. Abi işte benim de annem eczacı, o böyle şey yapar işte oğlum saçın işte şu biyoksin demiştin ya biyoksin o bu falan filan. Hiç de ben kullanmam. Yani evet, faydası var. Yani hiç de kullanmam ama senden duyduktan sonra sen dene. Deneyeceğim. Mutlaka dene. Ama uzun olması senin için biraz dezavantaj olabilir. Doğru. O ürünleri kullanırken kısa. Daha çok dökülüyor ama şey yapıyor. Yani uzun saç dökülüyor bundan kurtulamazsın. Evet. Ama şeye dikkat ediyorum döküldüğü yerden geri çıkıyor. Hı-hı. Ya henüz o güzel. Henüz daha geri çıkıyor. Tamam, işi kurtardın şu an. Şu an için senin için değil. İnşallah dökülmesin. Ya saç önemli İnşallah. Abi kim ne derse desin ya. Kesinlikle. Değil mi? Ya, kesinlikle karizma, abi. Saç, sakal, otobüs. Yani ya saç yani şöyle söyleyeyim saç beni ben yapmıyor. Saçım gitse oturup da ağlamam.
Yani kel ve zengin olmak ve hani... Fakir saçlı ve saçlı olmak. Evet bu. Abi yok bırak saçı ya. Tamam. Para daha ediyorsun. Abi parayla her şeyi yaparsın yani. Kendine dünyanın en iyi peruğunu yaptırırsın. Kimse fark etmez. Hani saç ektiremiyorsun. İşte bu. Sorunun oyununa göre, kurala göre diyelim. Aynen yine öyle. Yolunu bulursun yani. Kanka kimin neye ihtiyacı varsa onu seçelim. Senin paraya ihtiyacın var. Saçlar tamam zaten. Saçlar da. Peki bu powerlifting sporu hakkında ne düşünüyorsun? Yani ben biraz sağlığa zararlı olduğunu düşünüyorum. Hmm. Genel hatlarıyla. Powerlifting aslında genel ağırlık çalışmasının günün sonunda temeli gibi bir yarışma sistemi. Yani ağırlık çalışmasının temelinde birkaç mekanik hareket var. Çömeldiğin squat. Hareket var, squat. Eğildiğin hareket var, deadlift. İttiğin hareket var, bench. Ha bir de hani duruma göre vücut geliştirme vesaire kısımlarında çektiğin hareket var. O da hani herhangi bir çekiş olabilir, row olabilir, barfix olabilir mesela. Bu direnç antrenmanı, ağırlık antrenmanı demeyeyim. Direnç antrenmanın ana sistemi bunlar üzerine kurulu. Powerlifting de bunların en temelini yani çökme, eğilme ve itmeyi bench, işte deadlift ve squat'ı alıp bir yarışma haline getiriyor. Biz dolayısıyla bu yüzden ağırlık antrenmanı anlatırken yani powerlifting'e dokunmadan ağırlık antrenmanı anlatmak aslında pek mümkün değil. Ha sağlığa zararlı mı? Dürüst olmak gerekirse sağlığa en zararlı spor değil. Sağlığa en zararlı spor hala futbol. Basketbol gibi sporlar. Ki bunun da araştırmaları var. Belki denk gelmişsindir abi. Bizim spor salonunda yaptığımız sporların aslında hiçbiri sağlığa pek zararlı değil. Onu dürüst olarak söylemem ya lazım. Ya o zararlı olsa bile ben zararsız derim zaten. Ya bu sporu sevdiğiniz için laf söyletmeyiz yani. Ağırlık kaldırma sporlarına. Abi, tabii bir de şöyle istatistikleri var. Neden istatistik? Yani şöyle bir sistemi var. Neden daha güvenli aslında diğer bütün sporlardan? Herhangi bir ağırlık. Halter de böyle en zor olanı değil mi? Halter çok kesinlikle çok, zor. Beceri eşiği çok yüksek. Öğrenme eşiği var. Senelerini harcaman lazım. İşte bar tepende bir kaysa görüntü de korkunç. Ciddi ağırlıklar ama şöyle bir fark var. Bir kontrollü ortam. Bu her şeyi daha güvenli hale getiriyor. Kontrollü ortam ne demek bu? Her seferinde benzer ekipmanla değil mi? Bir bar var, standardı var. Benzer ekipmanla, benzer yüklerle ve benzer şiddetle çalıştığın için senin bu yaptığın eylemde bir kontrolün var. Hı hı. Ama örneğin sağ spor yaptığında, futbol oynadığında senin futbolda kimle nasıl çarpışabileceğin hakkında bir kontrolün yok. Yok. Yani biraz var aslında. Bunun için çok iyi futbolcuysan biliyorsun nasıl düşmen gerektiğini öğreniyorsun seneler geçtikçe. Belli pozisyonlarda nereye göre düşmen lazım ki daha az zarar göresin falan. Kesinlikle. Onu bilmiyorsan iyice mahvoldun. Yani hani halı saha diye bir illet var mesela. Çok keyifli. Evet. Çok güzel ama genelde illaki birileri sakatlanıyor. Yani 2-3 maçta birbirinin sakatlanmadığı yok halı sahada. Neden? Çünkü insan futbolu bilmiyor ve çok kontrolsüz bir ortam. Yanlış bir çarpışmada gidersin. Yani ciddi bir sakatlık yaşayabilirsin. Veya koşarken bir anda ayağını yanlış bastığın anda. Aynen öyle abi. Bir de kontak var. Biri sana çarptığında, senin dizine doğru geldiğinde, seni farklı bir pozisyonda düşürdüğünde çok risk teşkil ediyor. Ama ağırlık çalışması böyle bir şey değil. Ha vücut geliştirmeye göre daha mı riskli powerlifting? Tabii ki daha riskli vücut geliştirmeye göre. Sadece ikisini karşılaştırırsak. Evet. Niye? Birinde bir rakam hedefliyorsun ve hedefin o rakamı kaldırmak herhangi bir harekette. Evet. Dolayısıyla biraz sınırlarını kontrol. Sınırlarını ekstra zorlaman lazım. Yani bu istemsiz olan bir şey. Ama şöyle de bir şey var. Bir powerlifter belli hareketlerde çok daha usta olacağı için bodybuilder'a göre. Bodybuilder'ın yüksek ağırlığı bir gün deneyip kendini sakatlama ihtimali de daha yüksek diye bir tartışma açılabilir. Evet. Günün sonunda bu hareketleri doğru öğrendiğinde ve dikkatli olduğunda ve dünya çapında yarışmıyorsan hani powerlifting yapıp aslında en güvenli sporlardan biri. O şekilde baktığında mantıklı. Aynen yani şöyle söyleyeyim ben mesela 3 kere yarıştım powerlifting. 3-4 olabilir belki. Ama hani öyle çok araştırmalarına gerek yok. Yani bilen biliyordur bilmeyen için de hani hiçbir zaman öyle inanılmaz güçlü bir powerlifter olmadım. Yani hani öyle dünya yani rekorlarını falan bulamazsın hiçbir yerde. Evet. Ama işte Rusya'da bir birincilik vardı kendi yaş ve junior'dayken yaş ve kilo sikletimde. Türkiye'de ikinciliğim, üçüncülüğüm vardı. O dönemlerde ben hiç adam akıllı bir sakatlık yaşamadım. Küçük ufak tefek şeyler tabii yaşadığımız oluyor. Yani kendini zorluyorsun abi. Yani diyorsun ki ben şu ağırlığı kaldıracağım. Yani vücut öyle işlemiyor, vücut kesinlikle demiyor. Ben 6 ay sonra 200 kiloyu kaldıracağım, ona göre hazırlayayım kendini demiyor. Sen ona göre psikolojini hazırlıyorsun. Vücut da ona yetişsin istiyorsun. Her zaman öyle olmuyor. Bazen kendini yanlış zorluyorsun fazla olarak. Orada biraz sakatlık yaşayabiliyorsun ama yani baktığında yani 3 kere powerlifting ile yarıştım. Sırf powerlifting yüzünden hiçbir kronik sakatlığım olmadı.
Yani evet. Hani öyle baktığında aslında oldukça da güvendiğim spor olduğu söylenebilir. Ama artık yarışmayı planlamıyorum abi. Powerlifting'de. Abi zaten çok güçlüsün ya. Estağfurullah. Estağfurullah. Bu saatten sonra dediğin yani, gibi yaş, junior vesaire kategorilerde senin işin biraz daha ileriye gittiği için imkanı yok. Bir şeyler yapman lazım ki. Aynen, ne yazık ki ondan dolayı da olmuyor. Ve performans hedeflemek de cidden hani şu noktada hakikaten mesela sakatlığı daha da zorlayabilecek bir şey benim için. Tıbbi müdahale istiyor. Ya abi, ya ondan dolayı o toplara da hiç girmek istemediğim için, ama yani öyle insanlar var ki bazen böyle bir aşağıdan seni itiyor. Çünkü görüyorsun abi. Yani bir de kadın mesela 70 kilo kadın. Ya senin kaldırdığın deadlift'te 5 tekrar yapıyor mesela. Yani böyle bakıyorsun. Böyle bakıyorsun. Diyorsun abi bizim de yapmamız lazım ama benim artık yani tabii ki ağırlık artışı hedefim var ama yarışmacı olarak bir hedefim olmadığı için biraz daha rahat bir şekilde hareket edebiliyorum orada. Çok güzel. Yüksel'cim şimdi sana gelen birkaç soru var. Evet. Buradan devam edelim. Tabii ki. Hem hipertrofi hem kuvvet İşini nasıl bir arada götürüyor? Hem hipertrofi hem kuvvet işini nasıl bir arada götürüyor? Çünkü ikisi de sende mevcut kanka. Teşekkür ederim. Evet. Şöyle aslında belli bir noktada ikisi birlikte gidiyor. Yani sen mesela şunun çok mümkün değil yani bunu iddia edenler var ama ben işte geçen seneden bu seneye 3-5 kilo kas kazandım. Bak fotoğrafıma vesaire. Ama işte su katım hiç artmadı. Yani Bu gerçek bir senaryo olamaz ne yazık ki. Senin belki squat'ın artmadı ama belli ki başka bir düzenli uyguladığın harekette ya gerek tekniğini geliştirdin ya daha yüksek hacimde uyguluyorsun. Daha fazlasını, yani aynı ağırlıkla yaptığın squat'ın daha fazlasını yapıyorsun. Bunu tolere edebiliyorsun. Ya yani bir kapasitenin artması lazım. Başka türlü hipertrofiyi itebileceğimiz bir faktör yok. Yani nedir hipertrofi? Ben şu an düzgün bir şekilde örnek veriyorum. Squat yapıyorum. Hedefim quadlarımı geliştirmek ve ben bunu squat'a hep standart bir şekilde yapıyorum. Belli bir derinliğe iniyorum. Mümkünse paralelden aşağı iniyorum ki ekstra diz fleksiyonu olsun. Quadlar iyice esnesin. Bu nedir? Hipertrofi sağlayacak bir squat'tır. Ben burada ya tekrarımı, ya set sayımı, ya da ağırlığımı arttırmazsam kası nereye koyuyorum? Yani aynı hareketi yapıyorum. Aynı harekette daha yüksek performans göstermem için kasın gelişmesi lazım. Şu olabilir. Ben ağırlığımı arttırdım belli oranda ama pek kas geliştirmedim diyebilir bir sporcu. Çünkü aynı zamanda nörel adaptasyonla yani sinir sistemi adaptasyonuyla belli hareketlerde ustalaştıkça hareketlerde daha yüksek ağırlık kaldırabilirsin. Tabii ama harekette daha yüksek ağırlık kaldırmıyorum. Hiçbir ilerleme yok ama kas geliştiriyorum. Ne yazık ki mümkün değil. Mümkün değil. Yani rastgele antrenman yapan bir korumak insan. Korumak belki mümkün. Korumak mümkün evet. Ama imkanı yok öyle geliş yani imkanı yok. Ya yani o fotoğraf falan paylaştıklarında da hani iyi bakıyorsun abi gelişmiş var. Suya belli ki squat'ın atmamış ve gelişmemiş gibi gözüküyor diyorsun. Evet. Burada şöyle bir durum var. Eğer ki hedefin saf hipertrofi ise kendine bir rakam belirlemene gerek yok. Yani böyle bir fark var. Benim hedefim şu an örneğin tamamen hipertrofi. O yüzden benim şöyle bir derdim yok. Ben 3 ay sonra 200 kilo squat yapmalıyım. Yani çünkü öyle bir checkpoint koymama gerek yok. Ben ama squat'ı hipertrofi hareketi olarak kullanıyorsam o squat bir yere varacak abi. Bir yerden başlayıp bir yere varacak. Varacak. Ya ben bir iki tekrar ekleyeceğim. O da bir ilerleyiştir. Ya 3 setimi 4 set yapacağım ve bunu tolere edebilmeye başlayacağım. Bir progresyon olması şart. Dolayısıyla aslında ikisini birlikte götürmüyorum şu an. Hipertrofi yapıyorum. O yüzden kuvvetim belli oranda artıyor. Sadece kuvvete odaklansam daha çok artardı. Evet. Yani burada eğer ki soru şu olsaydı hangisine odaklanmalıyım, hangisini istiyorsan. Tabii ki sadece kuvvete odaklansan daha iyi kuvvet geliştirirsin. Bu bir gerçek. Evet. Bir sonraki sorumuza geçelim ve artık sonlandırabiliriz bir sonraki sorumuzdan sonra. Başarı Yüksel Murat Şener için nedir? Başarı benim için... Başarı nereden başlayıp nerede olduğunla alakalı. Cevapladık değil mi aslında baktığında? Aynen bu arada kesinlikle öyle. Bir progresyon varsa bir yerden bir yere varıyorsam ve bu benim kendi isteğim, arzum, benim hedeflediğim bir şekilde gerçekleşiyorsa ben buna başarı derim. Bunu ben hiçbir zaman hayatımda belli bir parayla, işte video çekerken belli bir izlenmeyle vesaire belirlemedim dürüst olmak gerekirse. Tabii ki bunlar çok mutlu ediyor insanı. Yani video atıyorsun bir bakıyorsun izlenmiş çok. Ne güzel. Ama yani hani o hedefle yola çıkmadım.
Ki hani anlattığımda da işte diyetisyen niye oldum? Çünkü bu işi sevdiğim için diyetisyen oldum. Sevdiğim işte kendime koyduğum hedeflerde ilerleyebiliyorsam ben başarılıyım demektir. Yani bu şey için de söylenebilir. Örneğin ailenin içerisinde başarılı mısın? Mesela ben kariyerinde çok iyiyim ama işte örneğin son birkaç aydır, yani örnek veriyorum. Son birkaç aydır ailemi daha az görüyorum. Eskisi kadar şey yapamıyorum. Bu da bir başarısızlıktır benim için yani. Kesinlikle. Hani hayatın belli alanlarında kendime belirlediğim hedeflerde ilerleyebiliyorsam benim için başarı budur abi. Hem bunu yaptığım sürece zaten mutlu olduğumu fark ettim. Özellikle son birkaç senede. Dolayısıyla inşallah ilerlemeye devam ederiz. Vallahi bence çok güzel olacak. Yüksel, enerjine bayıldım. Teşekkür ederim. Seninle bu videoyu yapmak, ilk videomuzu yapmak çok keyifliydi. Gerçekten onları... Çok gevezelik yapmadın değil mi? Hayır abi. Ben zaten severim. Tabii canım, konuşacaksın abi. Özgüveni, bir adamın özgüveni yüksek olmalı abi. Bir adamın biraz çenesi düşük olmalı. Doğru. Anladın mı? Hani bir ortamda susan adam, hiçbir şey söylemeyen, garip garip duran bir insan, ne bileyim yani, yadırgamak istemiyorum kimseye ama. Anlıyorum. O ben değilim yani. Bir de hani podcast'e gelip de susmak zaten çok garip olur. Ya anladın mı mevzuyu? Biraz konuşkan olacaksın abi. Girdiğin ortamda 5 kişi mi, 10 kişi mi? Ben buradayım diyeceksin ya. Süper. Kimseyi konuşturmayacağım. Süper. Kanka teşekkür ederim, ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar sizleri seviyorum. Yükselcim. Abi çok keyifli oldu. Ne demek? Arkadaşlar. NutriKing firmasına çok teşekkür ediyorum bana böyle bir imkanı sağladıkları için. Ürünlerini gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Çok kaliteli ürünleri var. Şase whey'leri, normal whey'leri, işte her şey mevcut. NutriKing.com'dan göz atabilirsiniz. Şu anda yılbaşına kadar bir indirim mevcut zaten.